Şimdi bir döngü türünden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Do-While döngüsü. Do-While döngüsü aslına bakarsanız çok fazla kullanılan bir döngü tipi değil ama dilin içerisinde var. Yani şu şekilde söyleyebilirim açıkçası. Hani benim 20 yıllık programcılık hayatımda belki de bir kere, belki iki kere kullanmışımdır. Fakat çok da kullanmayı gerektiren bir döngü türü değil. Ama dilin içerisinde olduğu için bunu anlatmakta fayda var. Peki nasıl yapılıyor? Şöyle bu arada while döngüsüne comment bırakmışım. Hani kodun herhangi bir şey fark etmez de iyi ki burada tanımlayalım. Evet şöyle do while döngüsü diyelim. Hem böylece döngülerinde farklarını görmüş olacağız. Do while döngüsü while döngüsüne çok benzerdir arkadaşlar. Do anahtar kelimesiyle başlatılır ve bu noktada burada bir parantez açıp kapatıyoruz. Süslü parantez tabii ki. Bunu dedikten sonra artık aynen yukarıdaki gibi şartımızı buraya yazmamız yeterli olacaktır. Tabii ki bakın aynen yukarıdaki gibi yazdım ama kod yukarıdakinde nerede yazılıydı? While'in içinde. Burada ise kodumuz do'nun içerisinde oluyor. Dolayısıyla burada bizim while'ı bu şekilde bitirmemiz yeterli. Kısacası kodumuzun görüntüsü tam olarak budur arkadaşlar. Burada ben yukarıdaki i ile çünkü bakın i nerede tanımlı? I'nin tanımı şöyle main'in içinde. Bakın while'ın içinde değil. Main'in içinde. Bakın int'in bir üst parantezin neresi burası. O yüzden burada i geçerlidir. Bu noktada ben bunu i diye değil de j olarak değiştirmek istiyorum. J küçüktür 10. Ve burada bir adet bir j değişkeni tanımlamak istiyorum. Peki bu döngü ne yapacak? Bu döngü bakın int j eşittir 1. J 10'dan küçük olduğu sürece bu kodu çalıştıracaktır. System out print line j. J 1. J'yi 2 arttır. J 10'dan küçük mü? Yani 3 oldu. 3 10'dan küçük mü? Evet. O zaman 3'ü de yazdır. J 5 oldu. 5 10'dan küçük mü? Evet. O zaman bunu da yazdıracak. Yani kısacası 9'a kadar bu işlemi yapacak. Bakın çalıştıralım ve sonucu görelim hep beraber. Şöyle ki bu noktada şöyle çalıştırdığımız zaman bakın while döngüsü bittikten sonra 1, 3, 5, 7, 9 diye yazdırdık. Aynı yukarıda yaptığımız gibi şunu da böyle burada yazdıralım. Do while döngüsü diyelim. Do while döngüsü bitti diye yazalım. Bu arada arkadaşlar bakın çalıştırmak için yukarı gidiyorum. Eğer kod bloklarınız bittiyse böyle şuradan o bloklarınızı hani şey yapabilirsiniz, kapatabilirsiniz. İstediğiniz zaman geri açabiliyorsunuz. Bütün editörlerde ve IDE'lerde bu mevcuttur. Şimdi diyeceksiniz ki yani bunun while döngüsünden farkı ne? Güzel bir soru olacak eğer bu soru aklınıza geldiyse. Ben bu arada şu mesajda görünsün diye onu da bir çalıştırayım. Do while döngüsü bitti. Arkadaşlar farkı şu. Şart sağlanmasa bile mesela burada şart sağlanmazsa while döngüsünde hiçbir şekilde döngüye girmez. Yani 20 deseydik biz bu while'ı 20 ondan küçük mü? Hayır. O zaman while hiçbir zaman çalışmayacaktı. Bakın sonuca görelim isterseniz. Yine çalıştırdığım zaman bakın hiç while döngüsü for döngüsü bitti ve while döngüsü bitti. While ile ilgili hiçbir şey yok. Neden? Çünkü buraya hiçbir şekilde girmedi. Bunu geri alıyorum. Geri aldım onu. İ2 yaptım. Peki burada durum aynen geçerli mi? Örneğin 100 yaptım J'yi. J'yi 100 yaptığımda yine döngünün çalışmamasını beklerdik while'da ama do'da program satır satır ilerlediği için do önce çalışacak. Dolayısıyla önce 100'ü yazdıracak. 100'ü 102 yapacak. 102 ondan küçük mü? Hayır. O zaman
hiçbir şekilde devam etmeyecek. Kısacası şart uymasa bile do while'da bir kere çalışacaktır bu arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu çalıştırdığımda dikkat edin ekrana sadece 100 yazacak ve bu işlemi sonlandıracaktır. Bu az önce geri alırken benim mesajım gitmiş buradan. Hemen şöyle do while döngüsü bitti diyelim. Sonucu bir daha görelim. Bakın bu şekilde bu işlemi bitirmiş olduk. Dolayısıyla do while döngüsü döngü çalışmasa bile yapmak istediğiniz bir operasyon varsa çalıştırılır. Diyeceksiniz ki hocam iyi güzel diyorsun da hani bunun gerçek hayattaki senaryosu ne olabilir? Bakın farklı yöntemlerle yapılır bu. Bu birazdan vereceğim örnek. Fakat şu örnek için uygundur. Örneğin siz bir döngüye girdiğiniz zaman döngü çalışmasa bile veri tabanına log atmak istiyorsunuz. Log atmak demek örneğin işte o döngünün çalıştığına dair, o döngünün test edildiğine dair, o döngüye girildiğine dair ya da o operasyon çalıştığına dair yine de bir log atmak istiyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada siz gelirsiniz buraya, dersiniz ki bu operasyonun içerisinde gelirsiniz, dersiniz ki system out nokta print line diyerek mesela loglandı. Programlamada loglamayı oldukça yoğun kullanırız arkadaşlar. Hani kim hangi operasyonu ne zaman ne şekilde çağırdı şeklinde. Dolayısıyla bu noktada da geliriz ve deriz ki hani bunun örneğin yazılmasını istemiyorsak işte buraya da bir if yazarak if şunu da if'in içine alarak işte j ondan küçükse şeklinde bir kuralla sadece bunun yazılmasını sağlayabiliriz. Bu noktada do while döngüsünü hani bu şekilde düşünebilirsiniz. Sadece şart sağlanmadığı zaman bile bir kere çalışan ama şart sağlandığı sürece normal while'dan hiçbir farkı olmayan döngü türüdür arkadaşlar.